Herkese merhabalar, Macera Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yanımda görmüş olduğunuz Alba City 2'den bahsedeceğim. Alba City 2 gördüğünüz üzere bir elektrikli bisiklet ve yaklaşık bir ay gibi bir süredir bu bisikletle tecrübeler ediniyoruz. Ve bu videoda da sizlere bu tecrübeleri aktarmaya çalışacağım. Çok öyle derinlemesine bir inceleme değil, bir ön inceleme tarzında olacak. Hem size bisikletin özelliklerinden, teknik verilerinden bahsedeceğim, hem de bu zamana kadar edindiğim tecrübelerden bahsedeceğim. Şimdi isterseniz gelin bir dış görünüşüyle başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi bisikletin kadrosu True Step olarak geçen, üst tarafında bütünleşik alışık olduğumuz kadrolardan değil, bu şekilde V şeklinde bir kadro. Bu kadro ne işe yarıyor? Kolay inme binmeyi sağlıyor. Durduğunuz anda kolaylıkla ayaklarınızı yere basabileceğiniz bir bisiklet haline gelmesini sağlıyor. Bu da hem daha güvenli sürmenizi hem de daha konforlu bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Hem de kadınlar ve erkekler için kıyafetleriyle, günlük kıyafetleriyle sürüş imkanına imkan tanıyor. Bu yüzden ben bu kadro tipini çok beğendim. Bu bisikletin de en beğendiğim yanlarından birisi bu oldu. Zaten gördüğünüz üzere 28 inç ve 2.35 inçlik lastiklerimiz var. Bu lastikler de hem bisikletin daha yüksek, daha büyük olmasını sağlıyor, hem de daha konforlu olmasını sağlıyor. Bu da bisikleti birazcık büyük yapıyor. O yüzden hani alışık olduğumuz o alçak kadrolu bisikletlerden değil, bindiğiniz anda biraz yerden yüksek oluyorsunuz. O yüzden bu kadro da güzel tercih edilmiş açıkçası. Ve gördüğünüz gibi bataryamız kadronun üzerine yerleştirilmiş şekilde, üzerinde bir kilit bulunuyor. Kutu içerisinde zaten bu anahtar da geliyor yedekli şekilde. Onu da hemen size şöyle göstereyim. Bu şekilde 2.3 kilogramlık bir batarya sahibiz. Bu şekilde çıkarıp isterseniz üzerindeki bu port yardımıyla bunu sadece evinize götürerek şarj edebilirsiniz. Bu da bisikletin en sevdiğim yanlarından birisi oldu. Çoğu zaman bisikleti elektrikli bir ortama götürmek zahmetli olabilir. Çoğumuzun evinde zaten otoparkında elektrik sisteminin bulunmadığını düşünürsek sadece bunu alıp bisikletinizi de garaja kilitleyerek yukarıya çıkıp bunu şarj edebilirsiniz. Ayrıca üzerinde de RGB olarak bataryanın durumunu takip edebileceğiniz bir LED bulunuyor. Bu LED yardımıyla da yine doluluğunu takip edebilirsiniz. Bu da 2.3 kilogramlık bir batarya. Tam bu esnada bisikletin ağırlığını da hemen söyleyeyim. Batarya dahil 23 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Öyle çok ağır bir bisiklet değil dışarıdan bakıldığındaki heybetine nazaran. Çünkü hem büyükçe lastikleri var hem kalın bir kadrosu var. Ama 23 kilogramlık ağırlık denildiğinde ise bence gayet iyi bir ağırlığa sahip. Şimdi önden başlayarak bisikleti anlatayım birazcık. Görmüş olduğunuz gibi siyah jant tellerimiz var. Ayrıca lastik yanaklarında gördüğünüz gibi bir reflektör de bulunuyor. Bu reflektörler de sizin görünür olmanıza, güvenliğinizi arttırmasını sağlıyor. Ayrıca maşamız gördüğünüz gibi amortisörümüz kilitli bir maşaya sahip. Bunu buradan rahatlıkla hem sürüş esnasında hem de normal durma anında kilitleyebiliyorsunuz. Bu da yokuş çıkarken gücünüzü maşaya aktarmaktan daha çok böyle bisikleti sürmenize imkan tanıyor. Bu da benim sevdiğim özelliklerinden birisi oldu. Ve maşanın konforu da gerçekten çok iyi. Gayet rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Zaten büyük lastiklerinde konforu ciddi manada arttırdığını da söyleyebilirim. Yine gördüğünüz gibi bisikletin çamurlukları da geliyor. Şu an izlediğiniz gibi kutu içerisinde bunları ayrı olarak geliyor. Bunları kurmak için kutu içerisinde ayrıca set de geliyor. Alyan ve vida setleri. Bunlar yardımıyla bisiklete başka pek bir şey gerekmeden kurabiliyorsunuz. Bunu da sevdim açıkçası. Kutu içerisinde bu aletlerin gelmesi de çok önemli. Ayrıca üzerinde 30 lükslük ön aydınlatması ve arka tarafında da bir stop aydınlatması var. Bunların da performansları gayet iyi. Bu bisikleti aldığınız anda sürmeye başlayabileceğiniz kadar hazırlıklı bir bisiklet olduğunu da söyleyebilirim bu sayede. Herhangi bir ekstra aydınlatma almanıza ihtiyaç yok. Ayrıca bisikletin üzerinde mekanik disk frenleri bulunuyor. Bu mekanik disk frenler de gayet iyi çalışıyorlar. Ayrıca fren sensörü sayesinde de motordan güç tekesimi de yapıyor. Bu frenlerin markasını da söyleyeyim hemen. Tektro marka ve isterseniz ekstra ücret ödeyerek yaklaşık 2000 küsur liraydı sanırım. Hidrolik disk fren de satın alabiliyorsunuz. Bunu da söylemekte fayda var. Ayrıca arka tarafına doğru geldiğimizde ise gördüğünüz gibi bir port bagajımız var. Bu port bagaj gayet iyi bir şekilde kadroya entegre edilmiş ve gayet sağlam duruyor açıkçası. 25 kilogramlık bir taşıma kapasitesine sahip. Güvenle burada eşyalarınızı taşıyabilirsiniz. Üzerinde gördüğünüz gibi bantlar da geliyor. Bu bantlarla eşyalarınızı sabitlemek de mümkün. Ayrıca burada gördüğünüz gibi arkada da çamurluğumuz yine büyük ve gayet sizi sudan koruyacak başarılı bir çamurluk. Arkada 8'li bir rublemiz var. Bu ruble yokuş çıkma konusunda size büyük kolaylıklar. Ayrıca hızlı gitme konusunda da yine imkan tanıyor. Yine
gördüğünüz gibi bir vites koruyucumuz da var. Bu da yine hem pantolonunuzu zincire kaptırmanıza, yağ olmasına hem de bacaklarınızın zarar görmesinin önüne geçiyor. Yine Velgo marka gördüğünüz gibi platform pedallarımız var. Bu pedalları da çok sevdim çünkü geniş olmasıyla konforlu ve bastığınızda ayağınızın altından kaymayan bir sürüş sağlıyor. Ve güvenli pedallar olduklarını da söyleyebilirim bu nedenle. Selemizden de birazcık bahsedeyim. Konforlu, geniş bir selesi var. Gayet rahat, yumuşak olduğunu söyleyeyim. Ben herhangi bir sıkıntısını görmedim. Konforlu bir yolculuk yaptırıyor. Burada matara kafesimiz var. Bu matara kafesini biz ekstra olarak kendimiz ekledik. Fakat takma yeri de gayet iyi. Burada vidalar da bu arada kendi üzerinde geliyor. Siz kendi matara kafesinizi alarak üzerine yerleştirebiliyorsunuz. Kullanım açısından güzel yere konulduklarını da söyleyebilirim. Ben onu çok beğendim. Şimdi bisikletin en çok kullandığımız alanı gidon kısmına geldiğimizde ise burada ayarlanabilir bir gidon boğazı bizi karşılıyor. Bu sürücünün kendi boyuna, kullanım tarzına göre ayarlayabileceği bir açı imkanı sunuyor. Bu da gerçekten güzel düşünülmüş. Yine buralarda gördüğünüz gibi bu gidon sökülü geliyor. Siz bunun kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Kolayca kurulumunu gerçekleştirmek zaten tecrübeliyseniz mümkün. Burada elcikleriniz gayet konforlu. Burada yine fren kollarımız gayet konforlu. Ve ekstra olarak fren kolumuzun üzerinde bir zil de mevcut. Bu da çok güzel düşünülmüş bir detay. Vites kolumuzun kontrolü de zaten kolaylıkla yapabileceğimiz 8 vitesi kontrol edebileceğimiz bir mekanizma. Onun haricinde bu tarafa geldiğimizde ekranımızı hemen göstereyim size. Bu ekran opsiyon olarak geliyor. Normalde renksiz bir ekranla geliyor bisiklet. Siz bu renkli kadranı, LCD kadranı satın almak istediğinizde ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Onu da hatırlatayım. Bu ekran üzerinden yaptığımız toplam kilometreyi, maksimum hızımızı, ortalama hızımızı, sürdüğümüz toplam süreyi görebiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine 5 farklı sürüş moduna pedal desteğine sahip. Bunları da buradan kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz. Pedal desteğiyle sürüş gerçekleştirebildiğimiz gibi burada gördüğünüz gibi gaz kolumuz da var. Bu gaz kolu yardımıyla da sadece bir motosiklet gibi bu gaz kolunu kullanarak bisikletimizi hareket ettirebiliyoruz. Yorulduğunuz, pedal çeviremeyecek kadar kendinizi bitkin hissettiğiniz anlarda bu kolu kullanarak da bisikleti sürmeye devam edebiliyorsunuz. Bu da gerçekten bu bisikletin güzel yanlarından birisi. Yine kadranın renkli olması gerçekten anlaşılırlığı kolay ve güzel bir kadran. Benim çok hoşuma gitti bu kadran. Gayet iyi bir şekilde tüm verilere erişebiliyorsunuz. Yaptığınız motorun anlık yaptığı watt değerini, güç değerini de zaten buradan takip edebiliyorsunuz. Ve yine pil göstergemizde 5 kademeli olarak gösteriliyor. Buradan pil durumunu da takip edebiliyorsunuz. Şimdi geldik bisikletin en önemli kısmına, motor kısmına. Bafang marka oldukça kaliteli bir motora bulunuyor üzerinde. 250 watt gücünde bir hub motor. Arka kısımda zaten onu görebiliyoruz. Bu motorun maksimum olarak Türkiye'deki kanunlara nazaran 25 kilometrelik hıza kadar çıkmasına izin veriyor bisikletin. Ben sadece gaz koluyla 30 kilometre hız civarlarına kadar ulaştım ve normal pedalla gitmek istediğimde ise 40 kilometre hızlara kadar çıkabildim. Tabii burada sizin kondisyonunuz çok önemli. Benim kondisyonum bu aralar çok iyi olmadığı için bu kadar 40 kilometre hızlara kadar çıkarabildim. Gayet iyi bir çalışma şekline sahip. Yokuşlu yollarda gayet iyi bir şekilde sizi yokuş yukarı çıkmanıza da imkan tanıyor. Gayet rahat bir şekilde ulaşımı sağlayabiliyorsunuz. Bu arada motorun 32 Nm'lik bir tork değeri var. İyi bir tork değeri olduğunu söyleyebilirim size. Yokuş yukarı gayet rahat bir şekilde çıkarıyor. Biraz da bataryadan bahsedeyim. Bataryadan çok fazla bahsetmedim. Şu an bizim bisikletimizin üzerinde 12.8 amper saatlik batarya bulunuyor. Bu ekstra olarak satın aldığınız %30 daha uzun menzil sunan batarya. Bunun standart olan geleni 9.6 amper saat, 36 volt yani 346 watt saatlik 25-60 km arasında da fabrika verisi bulunuyor. Alba'nın kendi verisi 25-60 kilometrelik standart bataryayla yapabileceğiniz menzil. Ben bu bisikletle şimdiye kadar 35 kilometrelik yolu yaklaşık 2 diş şarjla gittim. Tabi burada çok aşırı derecede batarya kullanmadım. Yokuşlu yollara da çıktım tabi. 35 kilometreyi 2 dişle gittim. Yani yaklaşık olarak 50-60 kilometreyi çok rahat full bataryayla bu bisiklette 12.8 amper saatlik bisiklette görebileceğimi söyleyebilirim. Tabi burada sizin bisikletten, motor gücünden ne kadar yararlandığınız çok önemli. Onu da hatırlatmakta fayda var. Ha unutmadan bisikletimizin böyle güzel bir ayaklığı da var. Buradaki bu ayaklık benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hem kaliteli hem de bisikletin pedalını
bisiklet durduğu zamanlarda gördüğünüz gibi ayaklığa takılmıyor. Herhangi bir işlem yapmanız gerektiğinde bu şekilde rahatlıkla arka tekerlekle ilgili bir işleminizde tamir, tadilat gibi yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi isterseniz son kapanışa geçelim. Size bisikletle ilgili deneyimlerimden bahsedeyim. Bisiklet gerçekten hem dış görünüşüyle olsun hem de motor performansı ve batarya performansıyla olsun gerçekten çok hoşuma gitti. Dışarıdan bakıldığında boya kalitesi, bisikletin heybeti, konforu, her şeyiyle çok dikkat çekici ve güzel bir bisiklet olmuş. Alba'yı gerçekten tebrik ederim. Türkiye'de böyle kaliteli ürünler ortaya koydukları için, böyle güzel bisikletler sattıkları için tebrik ederim. Ayrıca Alba'nın şöyle de bir artısı var, onu da tekrar hatırlatayım. Herhangi bir problemde size direkt yardımcı oluyorlar. Herhangi bir yaşadığınız aksaklıkta size çözüm odaklı yaklaşıyorlar. Bu da benim gerçekten Alba ile ilgili en sevdiğim özellik oldu. Şimdi isterseniz biraz da Selman'ın bu bisikletle ilgili tecrübelerini dinleyelim. Arkadaşlar merhabalar. Abim bisikletle ilgili epey bir deneyimini anlattı, özelliklerini anlattı. Şimdi ben de biraz deneyimlerimi anlatayım size. Dediği gibi bir aya yakın süredir deneyimliyoruz ve epey bir kullandık İstanbul içerisinde. Ki İstanbul çok zorlu şartlara sahip. Dolayısıyla epey bir deneyimledik diyebiliriz o anlamda. Öncelikle inip binmesi çok hoşuma gitti. Çünkü bu kadro tasarımından kaynaklı ayağınızı bu şekilde atarak binebiliyorsunuz. Bu da aslında hem yaşı ilerlemiş hem işte etek giyen mesela kadınlar için vesaire çok daha avantajlı olacaktır ki bence erkekler için bile çok avantajlı. Pantolonla binerken bile böyle atıyorsunuz, işte daha efendi, çok daha modern gözüküyor. Böyle atmak epey bir zahmetli. Ben de esnekliğimi kaybetmişim, bunda not düşeyim. Onun haricinde bu bagajını çok sevdim. Bagajın malzeme kalitesi çok güzel ve buradan bağlanması çok kaliteli göstermiş. Ki bisikletin her yerinde aslında o premiumluğu hissediyorsunuz. Bu kadro bağlantıları gözükmüyor. Kaynak izleri yok. O yüzden çok şık gözüküyor. Yine bu bataryanın gömme olması da tam bir ürün olarak gözükmesini sağlıyor. Çünkü siz harici kendiniz aldığınızda buraya bir kit yaptığınızda Alba'nın öyle modelleri de var. Onlar da çok iyi oluyor fakat işte bu şıklığa erişemiyorsunuz. Burada her şey paket halinde ve istediğiniz gibi alıyorsunuz. Hemen kurulum yapıp 5 dakikada sürmeye başlayabiliyorsunuz. Bu ekranı da çok sevdim. Vallahi onun haricinde işte çamurlukları, bu tasarımı, her şeyle tam bir şehirli ulaşım aracı olmuş. Keşke bir de İstanbul'da buradaki olduğu gibi, şu an Kağıthane'deyiz, güzel bisiklet yolları olsa da işte Beşiktaş'tan başlayıp Bebek'e risksiz, güvenle, keyifle gidebilsek. Umarım onları da görürüz ilerleyen yıllarda. Evet, ben çok memnun kaldım bisikletten. Valla devamını artık abime bırakıyorum. Görüşürüz. Bu videoda sizlere Alba City 2'den bahsettik. Alba City 2'nin aşağıdan linkine ulaşabilirsiniz. Hem güncel fiyatına hem de teknik özelliklerine oradan göz atabilirsiniz. Ayrıca merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak da bize destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.